Heyecanına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kilometre taşları tamamlandı. Artık özel sponsordaki tüm maddeleri yerine getirdik. Daha doğrusu gerekli olan puanı elde ettik fazlasıyla. Şimdi gördüğünüz gibi şey kalmadı. Ödüllere bakıp son yerleştirmelerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde bugün yarı finalin ikinci maçı var. Ondan sonra da final var. Final arkadaşlar şu 11 tutuşan oyuncuyla çıkacağım. O yüzden bunu bekletiyorum. Şimdi bir özel yeteneğimiz var. Kullanacağız birazdan. Bir tane yeni rol vereceğiz. Formalarımız var. Bir tane özel yetenek rastgele verecek sistem. Ama biz onu istediğimize verdireceğiz. İkinci özel yetenekte de bir özel yeteneği olan oyuncuya ikinci özel yeteneği vereceğiz. Sonra Gençlik Akademisi'nde gördüğünüz gibi hem rol hem de genel kalite antrenörümüz var. Bunları da arkadaşlar ümit verene vereceğiz. Ek olarak premium özel yetenek ödülümüz var. Peki bunu kimde kullanacağız? Şimdi öncelikle şu artı 25 başarıyı alalım hemen. En sondan özel sponsoru tamamladık. Bu güzel başarı ödülünü alalım öncelikle. İlk kez arkadaşlar artı 25 dinlenme paketiyle geliyor ki ilk kez adam gibi bir ödül vermiş oluyorlar. Daha öncesinde sadece görmüş olduğunuz gibi bir özel başarı kazandın deyip duruyordu. Şimdi daha önce 2-3 kere almıştım. Yani hiçbir faydası yoktu açıkçası. Sizlere olan yorumlarda da yazmıştım. Şimdi artı 25 dinlenme paketi en azından dişe dokunur bir şey. Yani 25 değil de 50, hatta madem bu özel süper başarı 100 versinler, biz de yüzümüz gülsün. Şimdi şu ümit vereni hemen alalım. Ümit vereni için arkadaşlar Gençlik Akademisi'ne ben zaten 3 kişilik yer almıştım. Dördüncüye otomatikman gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi 100 seviyesinde 1.93 boy, güzel sol ayaklı. Şimdi bunu arkadaşlar antrenör ekleyeceğiz. Ama böyle değil. Bunlar sistemin kendi verdiği antrenörler. Ben bunları kullanmayacağım çünkü öncelikle kullanmayacağım. Öncelikle hemen şurada aldıklarımızı yerleştirelim. Hemen şunları al diyelim. Evet, Gençlik Akademisi rol antrenörü ekledik. Çarpı 12. Bunu da ekledik. Gençlik Akademisi'ne geçip içinden geçebilirdik. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi rol antrenörü. Ben arkadaşlar bu ST'ye direkt olarak AMC vereceğim hemen. ST AMC yapacağız bedava. Arta geldi. Çarpı 12 bildiğiniz gibi bedava. 100 çarpı 12 diyor ama kalan günlere göre artık neyse 8.2 yapıyor. 108.2 olacak bu sabah itibariyle. Yani önümüzdeki gün itibariyle. Bu arada oyun tarzı gördüğünüz gibi potansiyeli yok şu an itibariyle. Rastgele hücum verebiliriz ST'den 5 yıldızla. Başka bir şey var mı? Mutlaka arkadaşlar bir oyun tarzı vermek istiyorum. AMC'yi de açtığımız için bakalım. Şu an bize sadece bunu verecek. Versin mi? 12, 17 token. Evet, diğerleri zaten küçük küçük. Ne veriyor? Pardon. Hedef adam. Arkadaşlar, içimden geçen ve en çok istediğim özellik buydu. Bir tane hedef adamım yoktu. Şu an hedef adamım da var. Süper olacak inşallah. Çok güzel. Şimdi bildiğiniz gibi şu anki çelik fırsatçı özelliği var. Güraçar'ın şey özelliği var. İç forvet özelliği var. Ama bu çok çok güzel hedef adam. Gerçekten zaten birebir golcü özelliğiyle beraber geldi. Bunu biraz da arttırabiliriz. Çarpı 16 verip 108 artı 11 120 ile maça başlayabiliriz. 40'a değmez o arkadaşlar. 88 diyor. Aa, benim o kadar şeyim yok. Dinlenme tedavi paketim yok. Neyse, daha günlerimiz uzun. Şu birkaç günde bir şeyler daha yaparız.
Şuna 25 daha koysak 60. Neyse. Bakalım. Bu arada STAMC yaptık. Özel yetenek zaten var. Otomatikman bunda çalışmayacaktır. Gerek de yok zaten. Evet. Gençlik Akademisi'nden gelecek dönemki ST'mizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi hemen diğer kilometre taşlarını yerlerine oturtmaya geldi sıra. Şimdi arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bakın. 1790 puanım var. Zaten 1790 final ki fazlasını da almıştım. Ama ben bunu almam. Gördüğünüz gibi hiçbir şey ifade etmiyor. Artık bir anlamı da yok. Hemen geri gelelim. Şimdi arkadaşlar rolü kime vereceğiz? Arkadaşlar benim Gültekin AML, ML. Ben bir de bunu arkadaşlar ST özelliği vereceğim. Bu şekilde çok daha güzel olacak. Bu benim sol kanadım. AML, ML, ST. Bir de arkadaşlar Güraçar var. AMR, MR, ST. Yani iki kanattan çok iyi işler yapacaklar. Tekrar kadroyu açtığımda gösteririm. Çarpı 11'i sonra kullanacağım demiştim. Bir özel yetenekten önce hemen şu rastgeleyi kullanayım öncelikle. Şimdi arkadaşlar bendeki özel yetenek olmayan oyuncu için pardon. Kötü oldu. Bu rastgele verecek. Özel yeteneği olmayan. Artık buna defansa vereceğiz. Şöyle ki Liner diye bir oyuncumuz var. Fena değil. Bu şöyle penaltı olsası. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Neyse. Yani çok özel bir yetenek değil arkadaşlar. Şöyle ikinci özel yeteneği alacağımız oyuncu var. Başka var mı şurada? Evet. Şurada bir özel yetenek. Burada arkadaşlar yine özel yeteneği olmayan oyuncu için vereceğiz. Bu da çok şey değil ama Paşa Yiğit'e verebilirim. Bunun güçlü defans özelliği yok. Diğerlerinin zaten bir anlamı da yok. Defansta kalsın. Şimdi burada arkadaşlar premium özel yetenek ve ikinci özel yetenek var. İkinci özel yetenekte ben şöyle göstereyim öncelikle. Elmacı'ya yetenek vereceğiz. Ama buradakilerden değil arkadaşlar. Elmacı benim orta sahadaki oyuncum. Şuradaki özel yetenek arkadaşlar penaltı kurtarıcısı olacak. Bunu zaten şu birebir durdurucu özel yeteneği var. Teke tek durdurucu özel yeteneği var. Bir de buna penaltı kurtarıcı özel yeteneği vermeyi düşünüyorum. Bu noktada nerede kararsız kaldığımı söyleyeyim. Sonra kararımı bu şekilde veriyorum. Diğeri de arkadaşlar elmacı. Elmacı arkadaşlar buradaki bu özel yeteneklerden değil. Şu premium özel yetenekler var ya. Burada arkadaşlar elmacıya pas kesme ustası özel yeteneğini vermek istiyorum. Pas kesme ustasını kullanmadık. Veya Santos'a da duran top durdurucu özel yeteneği vermek istiyorum. Bu ikisinin arasında açıkçası git gel yaptım. Tabii bu arada şu da var. Dereli'ye veya Kadet'e, şuradaki Kadet'e engelleyici özel yeteneği de verebilirdim. Yani benim arkadaşlar şu an kullanmadığım iki özel yetenek var oyuncularımda. Biri pas kesme ustası, diğeri engelleyici. Şimdi pas kesme ustasını neden istiyorum? Çünkü Elmacı oyuncum orta sahada. Ben bunu MR veya MC olarak kullanırım ki MC'yi daha çok kullanıyorum. MC pozisyonunda kullanırken pas kesme ustası özel yeteneğiyle rakibin orta alandaki ataklarını kesmek istiyorum. Bunu yapabilir miyim? Bunun için bunu denemek istiyorum. Bu oyuncuda nasıl olacak? Bir de zaten 18 yaşında tam yerinde bir oyuncu. Seviyesi de güzel. Gençlik Akademisi'nden gelmişti. İyi bir oyuncu. Güzel de gelişiyor. Pas kesme ustası bu noktada bu oyuncuya çok iyi uyar diye düşünüyorum. Bu arada kalecinin duran top durdurucu özelliği de ben önceki kalecide de kullanmıştım. Bunu kullandığım için biliyorum. Gerçekten güzel ama hani serbest atışlardan hiç mi gol yemiyor? Yiyor arkadaşlar. Yine yiyor. Kornerden hiç mi gol yemiyor? Yine yiyor. Yani bu tamamıyla bir olasılık hesaplaması. Rakip atınca atıyor. Yani bunu çok durdurabileceğimiz bir özellik yok. Ama ben kalecinin özelliklerini elimden geldiği kadar yüksek tutmaya çalışıyorum.
tek tek durdurucu özelliği var. Bir de bunun üstüne penaltı kurtarıcı özelliği vereceğim. Yani şu an yapabileceğim başka ekstra bir şey yok. Zaten dediğim gibi bu özel yeteneği kullandım ama pas kesme ustasını kullanmadım. O yüzden pas kesme ustasını elmacıya vermek istiyorum. Şu an gözünüzün önünde verdim. Evet, pas kesme ustasını aldı elmacı. Ve ikinci özel yetenekte de kaleciye penaltı kurtarıcısı özel yeteneği veriyorum. Ve arkadaşlar 11 tuşan oyuncu dediğim gibi inşallah final maçında kullanacağız. Logomuzu alalım. Özel logo fena değil. Forma fena değil. Kulüp varlıklarının arasındaki yerlerini aldılar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu sezonki ödülleri biri hariç hepsini tamamlamış olduk. Dediğim gibi bunu final maçında saklayacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi finaline çıkabilirsek ki orada da çok çok güçlü 130'un üstünde bir eleman var. Hayırlısı bakalım inşallah. Yarı finali geçelim. Finalde karşılaşalım. Yarı finaldeki rakip bu arkadaşlar. İlk maçı 3-2 aldık. Şimdi ikinci maçta bakalım neler gösterecek. Finalde de şöyle göstereyim. Alırsak bu rakiple karşılaşacağız. Benden bir seviye yüksek gördüğünüz gibi 35. seviyeden geliyor. Ben 34'üm. Yani kadrosu bu şekilde. Çok güçlü bir eleman. Yani çok yapacak bir şeyim yok. Direnmeye çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Tek maç. Artık ne şekilde geçerse. Hepsi ilk 11'in tamamını tutuşan oyuncu olması güzel olur. Bir kere yenilmiş ki şu an yarı finalde oynayacağım eleman da bu arkadaşlar. Bu da 35. seviye. Bir üst seviye. Bu da böyle ortadan geliyor. Durun bakalım. Aynı ligden iki rakiple karşılaşacağız. Birini geçebilirsek diğerini inşallah finalde geçmeye çalışacağız. Evet, durum böyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.